Merhaba ben Çiğdem. Zihin beden tıbbı derslerimize devam ediyoruz. Hepsi kuantum felsefesiyle, fiziğiyle bağlantılı çalışmalar aslında bunlar. Son dönemde nörobilimin gelişmesi ve bu bilimlerin gittikçe birbirlerine yaklaşması, tevhid olması, bir olması holistik tıbba doğru bizleri götürüyor. Yani düşünceler ve sağlık, arasındaki bağlantıyı keşfetmeye başlıyoruz. Geçen ders düşünceler ve bedende oluşan hisleri konuşmuştuk. Yani nasıl karnımıza yumruk yemiş gibi oluyorduk veya arkamızdan bıçaklanmış gibi hissediyorduk. Sembolik bu sözler ama fizyolojik karşılıkları olduğunu ve bütün bunda beynin nasıl rol oynadığını anlatmıştık. Ve dedik ki peki bu nasıl oluyor? Bunu konuşalım bir dahaki ders. Bedende neler olmakta? Dedik ki duygular bedenin çalışma şekli. Yani bedenin dili hisler dedik. Hisler. O yüzden dizim ağrıyor, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, kasılıyorum. Hep his var bak görüyor musun? His. bacağınla düşünebilir misin? Kollarınla, el parmaklarınla düşünebilir misin? Hayır. Demek ki beynin dili düşünce, bedenin dili hisler. Duygular bedenin çalışma şekli olduğundan otomatik duygularınız bedeninizi bu anıları hatırlamaya şartlayacaktır. otomatik duygular bedeni bu anıları hatırlamaya şartlayacak Pavlov'un köpeği gibi. Yani format atılıyor beyin ve beden arasında. Bu duygular bilinç dışı zihin ve bedenin bağlantılarını oluşturur. Biz bilinç dışı zihnin ne olduğunu konuştuk hani o çocukluktan itibaren beyninde nöral bağlantılar oluyor ya ama sen bunun farkında değilsin. Ama senin yemek seçiminden zevk alacağın, almadığın, sevdiğin, sevmediğin, korktuğun, korkmadığın, nefret ettiğin, etmediğin her şeyi daha sen fit tarihinde kendini bilmezken oluşmuş nöral bağlantılar belirliyor. İşte buna bilinç dışı demiştik. Bu duygular bilinç dışı zihin ve bedenin bağlantılarını oluşturur. Bu bilinçli zihnin kontrolünün olmadığı anlamına gelir. Altını çizerek söylüyorum. Bu bilinçli zihnin, şimdi ben kitap okuyorum, size bir şeyler anlatıyorum ya veya karşılıklı sohbet ediyoruz, telefonda sohbet ediyoruz, test çözüyoruz, matematik problemi bu bilinçli zihin. Bu yüzde beş biliyor musun? Yüzde beş. Bu bilinçli zihnin kontrolünün olmadığı anlamına gelir. Sen istediğin kadar her şeyi biliyorum. Psikoloji master'ı aldım. Bir sürü NLP eğitimlerinden geçtim. bir sürü diplomam var de. O bilinçli zihnin yüzde beş. O nöral bağlantıları beyninde budamadığın sürece daha önceki videolarda anlattım. %95 o sana hükmedecek. Bu bilinçli zihnin kontrolünün olmadığı anlamına gelir. Beden bilinçaltı bir şekilde programlanmış ve şartlanmıştır. Bilinçaltı bir şekilde sen farkında olmadan yani yoksa normalde bilinç dediğinde, bilinç üstü dediğinde hepsi gri maddede e, nöral bağlantı kurmuş. Ama sen o nöral bağlantıların farkında değilsin ve ne kadar beyninde yer tuttuğunun, senin üzerinde, düşüncelerinin üzerinde, duygularının üzerinde ne kadar etkisini bilmediğin için bilinç dışı. Beden bilinçaltı bir şekilde programlanmış ve şartlanmıştır. Çok gerçek bir şekilde, yani bu metafor değil, bir sembolizm değil, hakikaten böyle, o kendi zihni olmaya başlamıştır. Beden, döngüyü anlattık ya, beyindeki nöral ileticilerle birlikte nöropeptitler üretiliyor, bu küçük proteinler, bedenimize ulak olarak gönderiliyor ve bir his yaratıyor. Bu hisler tekrar düşünce yaratıyor ve böylece bu döngü senin zihnin olmaya başlıyor. Mesela çikolata yedin, çok büyük keyif aldın. Bu keyif hissini yakaladın. Tekrar bu döngüye giriyorsun. Tekrar çikolataya doğru gidiyorsun. Yiyorsun. Zevk. Bir de eskiden iki parça yiyordun. Zevk veriyordu. Şimdi artık bir bağımlı hale geldin. Bu döngüye girdin. Üç parça, dört parça kontrol etmezsen kendini. Kilo almaya başlıyor işte böylece. Bu hissin esiri oluyorsun. Böylece bilinçaltın seni daima çikolataya götürüyor. Aslında e, şeyde felsefede ve tasavvuf felsefesinde dört tane ruh var ve insan bütün bunları kendinde topluyor. Bir cemadat hani taş, kaya gibi dediğimiz varlıkların bilinci, ruh dediğimiz daima bilinç, bilinci. Bitkilerin bilinci yani ruh eşittir bilinç demek bunu böyle anlamalısın. Bitkilerin ruhu denildiği zaman bitkilerin bilinci olarak anlamalısın. Hayvanların bilinci ve insanların bilinci. İnsan tüm bunlara hükmedebildiğinde, hepsi kendisinde var insan iradesini devreye soktuğunda. Yani içindeki animal taraf onu çikolata yeme zevkine götürdüğünde bu oyunun farkına varıp kendine hayır diyebiliyorsa o insanlaşma yoluna girmiş demektir hiçbir şeyin farkında değil. Gidiyor, canı sıkılıyor, yemek yiyor. Ağlıyor, yemek yiyor. Çikolata yiyor, kahve içiyor, içki içiyor, sigara içiyor. Kontrolsüz buna insan denmez. Bedeni insan. Ama iç dünyası ve yaşantısı insan değil. Çünkü artık onu mevcut yönetmesi gereken beyin değil, bedenindeki oluşmuş zihin yönetiyor. Sonunda bu düşünceler, duygular ve sonra duygular, düşünceler döngüsü. Bir önceki video bunu anlatıyordu zaten. Oraya geri dönüp bakabilirsin hatırlamak için. Yeterince uzun bir süre yürürlükte kaldıktan sonra düşünceler duyguları yaratıyordu bu hissettiğimiz duygular tekrar o düşünceleri besliyordu. Yeterince uzun bir süre yürürlükte kaldıktan sonra bedenlerimiz, beyinlerimizin bedenlerimize hissetmek üzere sinyal gönderdiği duyguları anımsamaya başlar. Bedenlerimiz, beyinlerimizin bedenlerimizi Hissetmek üzere sinyal gönderdiği duyguları anımsar. Anımsayan yer neresi? Bedenin. Niye anımsıyor? Beyinlerimizin bedenlerimize hissetmek üzere gönderdiği duyguları anımsıyor. Bu döngü öyle kurumsallaşır ve kökleşir ki tanıdık bir varlık hali yaratır. eski bilgilere dayalı olarak döngüselliğini devam ettiren bir varlık halidir bu işte ego. Sen bu nefse emmare tamamen beden yönetiyor seni. İşte biyolojik varlığın yönetiyor seni. Henüz iraden yok bunun üzerinde ve farkındalığın yok. İşte meditasyon, mindfulness bunu gerçekleştirmek üzere var. Meditasyon rahatlamak için elbette yani bağışıklık sistemini güçlendirir, günün yorgunluğunu attırır ama meditasyon değil ona biz gevşeme egzersizleri diyoruz. Ama eğer kadim öğretiler içerisinde konuşacaksak meditasyonu animal tarafının bedeninde oluşmuş nörobilim açısından bedeninde oluşmuş bu zihnin esaretinden seni kurtarmak, tasavvuf açısından nefse emareden kurtarmak, Felsefe açısından seni hayvansı tabiatından kurtarmak hepsi aynı şeyi söylüyor farklı e, kelimelerle. Geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtlarından başka bir şey olmayan bu duygular. Mesela hep Annene babana büyük kızgınlık duyuyorsun. İşte sürekli gelecekten korkuyorsun. Topluluk önünde konuşunca ellerin ayakların birbirine dolanıyor. Gibi. Bunlar geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtlarından başka bir şey olmayan bu duygular. Şu anda bunu yaşamıyorsun. Şu anda küçük bir çocuk değilsin. Annen seni azarlamıyor. Ama neymiş bu? Geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtları. Hem beyninde nöral bağlantı olarak var, hem de bedeninde kimyasal kayıt olarak var. Bu duygular düşüncelerimizi yönetir. Yani bedenimizden sürekli beynimize sinyaller gelir. Ne diyorduk biz? Diğer dersleri dinleyenler beden bilinçaltıdır. Anlaşıldı mı şimdi bu? Beden, bedenin neden bilinçaltı olduğu anlaşıldı mı? Yani bu metafor değil. Fizyolojik, nörobilimsel karşılığı olan bir şey söylüyoruz size. O yüzden psikoloji bilimi falan bitti artık. Nöropsikoloji, nörobilim, nörofizyoloji ne dersen de. O yüzden psikoterapiler de bunlarla bağ kuramazsa çöpe atılacak yakın bir zamanda. Antidepresanlar acil durumlar için şart. Bir kişi intihar etmek istiyorsa ona antidepresan vereceksin. Çok ağır bir depresyon yaşıyorsa ona antidepresanla destek vereceksin. Bipolar, şizofreni onlarda hiç tartışmasız ama sadece onlara hapsetmeyeceksin. Onlarla o desteği sağlarken bir yandan da bu mevcut bilgilerle ilgili terapi geliştireceksin. Geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtlarından başka bir şey olmayan bu duygular düşüncelerimizi yönlendirir ve bu oyun tekrar ve tekrar oynanır. Yunan felsefesinde eski Yunan kültüründe kişiliğin adı ne? Persona, maske. Hani İngilizce personal, person, kişi diyor ya. Yunanca'dan geçmiş onlara maske yani hayat bir sahne, tiyatro, ego ise maske. Senin o hayat denen oyunda, sahnede çıkıp oynadığın rol ego. İşte o kadar güzel nörobilim bunun karşılığını bize buldu ki ne diyor? Geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtlarından başka bir şey olmayan bu duygular düşüncelerimizi yönlendirir ve bu oyun... Tekrar tekrar oynanır. Bu devam ettiği sürece geçmişi yaşarız. Şey, ego'yu tanımlarken ne diyorduk? Ego sürekli geçmişe hapsolan ve gelecek için kaygı duyan. Niye geçmişteki travmalarını, hüzünlerini, hayal kırıklıklarını hatırlayıp geleceğe güvenle bakamıyor? O yüzden geleceği kontrol etmek için sürekli plan yapmaya çalışıyor. Kökü geçmişe dayanıyor. Peki niçin geçmişte kalıyor? Geçmiş deneyimlerin kimyasal kayıtları yüzünden. Ve henüz iradesini geliştiremediği için, mindfulness farkındalıklı bir hayat yaşayamadığı için, o nöral bağlantıları budayamadığı için ve sinir sistemini şarj edemediği için, o nöral bağlantılar durduğu sürece bedeni bedenle onun arasında o döngü devam edecek. Ya mindfulness meditasyonla başlayacak ya da yoga ve nefes terapileriyle başlayacak. Yoga ve nefes terapileriyle başlarsa ki tasavvufta zikirler vardır. Tam bir nefes terapileridir onlar. Ama sağlam adamların elinde yoksa abuk subuk olaylar oluyor. Hakiki mesela bir Mevlana'yı, Yunus Emre'yi e, düşünerek söylüyorum ki o pratikleri 15 sene boyunca bir fil ben de yerinde gördüm, uyguladım ve uygulamaya devam ediyorum. Ama aynı zamanda yogayı uyguluyorum, mindfulness uyguluyorum, nefes terapilerini uyguluyorum ki zaten kendim yaşam koçuyum. Tüm bunları da hem kendi varlığımda hem de danışanlarımda uygulayıp o dönüşümleri bir fil şahit oluyorum. O zaman ne yapıyor? Yoga veya nefes terapisi veya bedenle ilgili yaptığın bir şey bedenindeki döngüyü kırıyor. Bedenindeki yüklenmiş o hatıraları bildiğin boşaltıyor. Zangır zangır titreyebilir o kişi. Terleyebilir o kişi. Seans sırasında. Ritmik nefeslere girebilir. O sırada aslında hep o ee, sinir sistemi şekillendiği için yaşadığı geçmişle onları regüle ediyor. Tekrar yeniden dizayn ediyor. Bunlar çok derin konular yani böyle 45 dakikaya bir saate falan sığmıyor. İşte parça 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 aktararak dersleri düzenli dinlerseniz anlamı olur. Yani modern insan istiyor ki bana bir hap versinler ben bütün bilgileri öğrenemiyorum yok ya. Ben bu kadar ömrümü atacağım, eğitimlere gideceğim, pratikler uygulayacağım, mutfağa gireceğim, danışanlarımdan bir sürü şey tecrübe edeceğim. Sen onu 45 dakikada hocam videoyu kısa tutsanıza, e kısa tutayım sen ne anlayacaksın? Yılların birikimini, ömrünü verdiğim bir şeyi sen nasıl anlayacaksın? Sen gelişmek istiyor musun, değişmek istiyor musun? Vakit ayıracaksın. Yola gireceksin, emek harcayacaksın, disipline olacaksın. Başka yolu yok. Bunu sana ben bir e, yaşama sanatı uzmanı olarak söylüyorum. Sanatkar uzmanı boş ver ya. Tabii ki akademik olarak kariyerim de var. Akademik çalışmalarım da var. Ama bütün bu title'ları bir kenara bırak. Yaşama sanatı. Ben kendimi sanatkar olarak görüyorum. Bütün bu yolu yürüyen, ilmek ilmek işleyen. O böyle 45 dakikalık videoyla olmaz. Sabır ister, emek ister, disiplin ister, düzenlilik ister, uygulama, pratik ister. Hamama girip terleyeceksin. Bu oyundan kurtulmak için o yorulmadıysan yani zevk alıyorsan kişiliğinden, hastalıklarından, bağımlılıklarından bir şey diyemem. Daha hala bu oyunu devam ettireceksin. Ama sağlıklı olmak istiyorsan, huylarından bıktıysan, öfkenden, nefretinden, tembelliğinden, iradesizliğinden vesaire her neyse o zaman bu oyunu bozacaksın. Bu oyunu bozmanın yolu da işte bu videoları dinleyip disipline olmak, iradeni geliştirmek. Eskiden mürşit veya gurunun görevi buydu. Ama nasıl ki böyle nane maydanoz tarlasına gir, sahte naneler, sahte maydanozlar olur. Onların kokusu olmaz. Görüntüleri çok benzer ama kokuları olmaz. Onlardan güzel kokular gelmez. Veya altının taklidi var değil mi? İmitasyon diyorsun. Her şeyin takliti var. Taklit ucuz olduğu için, herkes alabildiği için, gerçek mürşidi, gerçek guruyu bulabilmen için, gerçek rehberi, tedavi olmak için bile öyle ya. Sana yarayan doktoru bulmak için, Kaç tane kurbağa öpmen lazım yakışıklı prense ulaşman için. O Masal yani o kadar güzel bir metafor ki. Orada imtihan ediliyorsun. Hakikate ulaşmak için çaba sarf etmeye devam edecek misin? O çirkin kurbağaları öpmeye devam edecek misin? Ya yani iradeni geliştirecek misin? Disiplinli olmaya kararlı olacak mısın gibi. Bu oyun devam ettiği sürece beynimiz bu tuzağı bize kurduğunda ve bedenimiz bu kısır döngü devam ettiğinde uyanmadığında sürekli geçmişte yaşarsın. Bu durumda da geleceğini değiştirmek iyice zorlaşır. Yani kısır döngüye girdin, beden ve zihin arasındaki bir e, oyuna düştün. İşte irade dediğimiz şey bu oyunu bozmakla alakalı. Nöronlar aynı yolla sinyaller çakarlar. Bu sinyaller beyin ve bedende aynı nöral ileticileri ve nöropeptitlerin salgılanmasını tetikler. Sonra bu aynı kimyasallar bedenin bu duyguları daha fazla anımsaması için fiziksel olarak onu değiştirerek bir kez daha eğitir düşündüm. Elektrik sinyalleriyle nöropeptitler salgılandı bedenime ulaklar olarak gitti. Bedenimde hisler oldu, ağrı oldu, kramplar oldu ya da sevinç oldu. Tekrar onlar beynime sinyal gönderdi. Beynim bu sinyallere karşılık daha fazla o duyguyu yaşamanı, sevinç yaşıyorsan sevinç, Acı yaşıyorsan acı yaşamanı sağlayacak yine nöropeptitleri gönderdi. Bu hisler tekrar beynine ulaştı ve tekrar bu yol gide gele hani böyle bir kalemle kağıda çizersin ya önce ince bir çizgi tekrar üstünden geç biraz daha koyulaşır. Tekrar üstünden geç daha da koyulaşır. Tekrar üstünden geç gittikçe kalınlaşır ve koyulaşır. İşte buna diyor ki Bedenin bu duyguları daha fazla anımsaması için fiziksel olarak onu değiştirerek bir kez daha eğitir. Kim eğitir? Aynı kimyasallar. Daha fazla kimyasal salgılanır. Daha fazla bu düşünceyle ilgili nöral bağlantı ve daha fazla bedeninde his. Hafif bir ağrı varken gittikçe bu ağrı böyle tırmanmaya başlar ve kronik hale gelir hücreler ve dokular, özel algılayıcı noktaları var. Tıpkı şey gibi, anahtarla kilit gibi. Değil mi? Mesela bu şekilde buna uygun, mesela bu tırnaklar birbirine girecek şekilde. Bu hücrenin, düşün ki boşlukları var. Bu gelecek nöropeptiti, böyle algılayıp kilitlendiğinde tak hücre açılıyor. Böylece mesajı hücrenin içine verebiliyor. Harika animasyonlar var şeyde YouTube'da nöropeptitler, nörotransmitterler dediğinde, hormonlar dediğinde çok güzel videolar var. Bu dediğimi daha iyi anlayacağın. Her duygu için His için ayrı şekilde nöropeptitler, kimisi yuvarlak, kimisi kare, kimisi dikdörtgen ee, ve alacak olan hücrede de ona uygun kilitler var. Onlar bir araya geldiği zaman zaten açılım oluyor ve o hücrenin içine girip e, e, buna uygun kimyasallar üretiliyor. Hücreler ve dokular özel algılayıcı noktalarında çok özel kimyasal sinyaller algılar. İşte bunları alır yani. Bu algı noktaları kimyasal mesajların park yerleri gibidir. Mesajcılar burada park yerlerine tam olarak oturur. Biraz önce anlattığım şey tıpkı bir çocuğun yapboz oyununun parçaları gibi bir daire olabilir, dikdörtgen ya da diğer belli şekillerde beşgen olur, sekizgen olur ve belli bir yuvaya uyacak şekildedir bu. Birbirlerine yerleşirler, yap bozun parçaları gibi. Bu kimyasal mesajcıların, bu nöropeptitlerin yani gittiler, hücrelere ulaştılar ve park ettiler hücrelere kendilerini. Park ettiler. Yani yap bozun o uygun parçasını getirip oraya koydun. Nöropeptit o hücrede dokuda park etti. Ama bu mesajcıların üzerinde barkod var. Öyle hayal et. Şimdi markete gidiyorsun. Pirinç alıyorsun. Çikolata alıyorsun. Ee, havlu kağıt alıyorsun. Barkodu var. Barkotu böyle kırmızı ışıkla okuyor. Ekranda onun çikolata, havlu kağıt olduğu belli oluyor değil mi? Ve fiyatı çıkıyor. Ne olduğu, kimliği orada ortaya çıkıyor. Tıpkı bunun gibi bu kimyasal ulakların nöropeptitler geldi. Yap bozun parçası gibi hücrede park etti kendini. Kilitlerle anahtar birbirine uydu. O sırada bu nöropeptitin üzerindeki kim olduğuna dair, ne olduğuna dair bilgi var. İşte barkod bu. Bunları da gerçek duygu molekülleri olarak düşünün. Yani nasıl orada barkodu okuyunca bu havlu kağıt diyor? Bu da diyor ki bu duygu. Bu neuropeptit hüzün getirdi. Bu neuropeptit açlık duygusu getirdi. Bu neuropeptit endişe duygusunu getirdi. Hücresel algılayıcılar onların elektromanyetik enerjilerini okumak için bu barkodlarını kullanıyor olsunlar. Yani park ettikleri hücrenin almaçları, kilitleri bunların üzerindeki barkodları okuyorlar. Bu barkodlar duygular doğru uyuşma sağlandığında yani yap bozum parçasını doğru yere koyduğunda alıcı taraf kendini hazırlar. Yani hücre kendini hazırlar. Çünkü hücre alıyor nöropeptiti. Mesajı kendi özel parkına yerleşir. Artık yap bozun o uygun parçasını getirdiğinde nasıl yerleşiyorsa nöropeptit hücrenin alıcısına yerleşir kilidine yerleşir. Anahtar kilide uyar. Yapboz parçası doğru yere gelir. Pa araba doğru yere park edilir. Bak değişik değişik söylüyorum anla diye. Mesajcı kendi özel parkına yerleşir. Hücre kimyasal mesajı alıp protein yaratır ya da dönüştürür. Nöropeptidin üzerindeki barkodu okur. Yani kimyasal mesajı alır gerçekten o hangi duyguyu hissedeceğini sağlayan kimyayı alır. O kimyayla gözyaşı kimyasal bir şey. kahkahan bile kimyasal bir şey. Hayal kırıklığın bile kimyasal bir şey. Ve bu kimyasal mesajı alıp protein yaratır ya da dönüştürür. Yeni protein, hücrede protein yaratıldığı, bu yeni protein hücrenin çekirdeğindeki DNA'sını aktive eder. Hücrenin çekirdeğine doğru gider. Daha önceki videolarda anlattım. Hücrenin içinde bu protein oluşturuldu. Bu protein hücrenin çekirdeğine doğru gitti ve hücrenin çekirdeğindeki DNA'yı aktive etti. DNA açılıp çözülür. Hani böyle fermuar gibi ya. Hatırla ya da aç interneti DNA'de sana dünya fotoğraf veya da video çıkacak. Böyle DNA'nın açılıp çözülmesi fermarın dişlileri gibi açılıp çözülür ve hücre kendi DNA'sından yeni bir protein yapar. İşte kopyalıyor. RNA alıp onu mitokondriye götürüyor ve orada o üretiliyor. Hücre kendi DNA'sından yeni bir protein yapar. Örneğin özel bir hormonu yapar ve bedenin içine salar. Şimdi özel bir hormon sürekli aç hissedersin. Bu, özel, bu bir hormondan kaynaklanan bir şey veya tok hissedersin. Leptin hormonu sürekli sana tokluk hissettirir. Mesela obezit, obez olan insanlarda bu hormonun yeterince salgılanmadığı fark edilmiş. Leptin hormonu. Ve e, şeyler uygun bir diyetle bu leptin hormonu salgılatılır hale getiriyor ki doygunluk hissi gerçekleşsin. DNA açılıp çözülür ve hücre kendi DNA'sından yeni bir protein yapar. Örneğin özel bir hormon ve bedenin içine salar. Anlaşıldı değil mi? Gerekirse tekrar tekrar dinle. Şimdi ne oldu? Bütün bu süreç niye anlattı bize? Çok ilginç. Sufilerin neden nefse emmariye köpek dediğini o kadar iyi anladım ki. Diyor ki şimdi beden zihin tarafından eğitilmiştir. Hani köpek eğitilir ya oğlum attım kemiği topu getir bana getir sonra her onu attığında değil mi istediğin gibi gazeteye getir e, kör bir insanı kırmızı ışıklardan geçir bu süreç yıllar boyunca devam eder çünkü aynı sinyaller hücrenin dışından beyindeki aynı seviyedeki zihinden gelmektedir. Çünkü kişi düşünmekte, edimlerde bulunmakta ve her gün aynı şeyleri hissetmektedir. İşte ben dediğin şey anlıyorsun ki kayıt olan sen. Yani tarih, tarih içindeki sen. Benlik dediğin, ego dediğin şey tarih aslında. Geçmiş anıların kimyasal olarak tekrarlanması ve kaydedilmesi egoyu ve benlik hissini oluşturuyor. Bu döngü devam ediyor ve bu döngü devam ederken bu yolculukta aynı genler aktive oluyor. Çünkü beden çevreden aynı verileri alıyor. En nihayet diyorsun ki kanser genetik bir hastalıktır, Hashimoto genetik bir hastalıktır. Ailende var mı? Mide rahatsızlığı var, genetik bir rahatsızlıktır. Ama söyledik ki o çevrede olduğun sürece aynı şeyleri yaptığın sürece sen bunun zannediyorsun ki kaderin, zannediyorsun ki genetik olarak bunlar var. Bunlar koca bir yalan. Nörobilim zaten şimdi artık bunu bize söylüyor. Ve e, nörobilimin söylemesi değil, e, benim FMF ile ilgili videolarım var. Aile ve Akdeniz Ateşi genetik bir rahatsızlık. Bunu ben yaşadım. 3 yıla yakın oluyor. Hastalıkla aramda tarih oldu. Tarih oldu. O yüzden diyorum yaşama sanatı, sanatçısı olarak görüyorum kendimi. Hem akademik dünyada hem bir sürü eğitimden geçiyorum hem de kendi hayatımı dönüştürebiliyorum ve danışanlarıma rehberlik edebiliyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum. Kişi kendini sürekli tekrar etmekte. Orada ateşlenen yeni düşünceler yoktur. Ateşlenen yani beyninde düşünce neydi? Nöronlar arasındaki ateşlenme elektrik sinyali. Orada ateşlenen yeni düşünceler yoktur. Yapacak yeni seçimler bulunmaz. Yeni davranışlar sergilenmez. Yeni deneyimlere kucak açılmaz ve yeni duygular yaratılmaz. Böyle insanlarla olmak da ne kadar sıkıcı. Eğer sen böyleysen seninle de olmak benim için çok sıkıcı. Aynı genler sürekli olarak beyinden gelen aynı bilgilerle tekrar tekrar aktive edilir. Sonra genler tekrar ve tekrar seçilmeye devam edilir. O DNA açılıyor ya fermuar gibi içerisinden genler seçiliyor. Ve tıpkı bir otomobilin dişlisi gibi yavaş yavaş aşınmaya başlar. Böylece hastalanır ve yavaşlar şey yaşlanırız. Yeni düşüncelerin yoksa, yeni seçimlerin yok, yeni seçimlerin yoksa, yeni davranışların yok, yeni davranışların yoksa, yeni deneyimlerin yok hayata dair bilgelik nasıl gelişecek? 70 yaşına geliyorsun, gelininle kavga ediyorsun. Gelininle oğlunun arasını açıyorsun. Yazıklar olsun ya. Yük oluyorsun insanlara. Problem sebebi oluyorsun, problemin kaynağı oluyorsun. Gençsen böyle bir yaşlılık mı? kendine seçiyorsun? Ya da kanserle mi mücadele edeceksin? Alzheimer'la mı, demansla mı? Sen Alzheimer'la, demansla uğraşmayacaksın ki çocukların veya sana bakan insanlar. Yazık ya. Yazık. O yüzden hani İslam peygamberinin söylediği bir şey var. İki günü eşit olan bizden değildir. Ne demek istediğini anladın mı? Böylece hastalanır ve yaşlanırız. Zaman içinde bu iki senaryodan biri gerçekleşir. Ya yaşlanıyorsun ya hastalanıyorsun. Hep aynı bilgiyi almakta olan hücre zarının zekası, aynı düşünceler, aynı duygular, aynı nöropeptitler ve hücrelere gidiyor, kilit, anahtar uyuşuyor hep aynı bilgiyi almakta olan hücre zarının zekası algılayıcıyı yerlerini modifiye ederek bedenin ihtiyaç ve taleplerine uyarlanabilir. Böylece daha fazla kimyasalı içeri alabilir. Bağımlılıkta olan şey duygulara bağımlı hale geliyorsun. Arabesk hayata bağımlı hale geliyorsun. Ağrılarına bağımlı hale geliyorsun. Yapmaya harcam öyle mi? Vallahi billahi öyle. Kendi yaşam tecrübelerimden, danışanlarımdan biliyorum. Ödüp patlıyor onu ağrısından kurtaracağım diye. Beraber mücadele veriyoruz. Kanseri yeniyor. İki sene sonra üçüncü, dördüncü metastazla sana geliyor. Niye? Kendine bağımlı, duygularına bağımlı, İyileşmeyecek hastalık yoktur. İyileşmeyen hasta vardır. Bak bu sözümü unutma. Ne yapıyor bu defa? Şimdi düşündün. Nöropeptiz salgılandı. Bedenine ulaklar gitti. Hücrelerle yapboz gibi uyuştu. DNA açıldı. Uygun protein sentezlendi. Ve tekrar beyne mesaj gitti, beyin daha fazla e, düşünce üretti ve daha fazla duygu yaratacak daha çok nöropeptit gitti. E şimdi daha çok nöropeptit gidince diyelim ki sallıyorum bir hücrede 10 tane e, almaç vardı, 10 tane kilit vardı. Hücre ne yapacak? Hücrenin zekası baktı ki 20 tane birden geliyor. 20 tane almaç yapıyor. 20 tane kilit yapıyor. Ne diyor burada? Bedenin ihtiyaç ve taleplerine uyarlanabilir. Böylece daha fazla kimyasalı içeri alabilir. Temel olarak o talebi karşılamak için daha fazla park yeri üretir. Sen bu düşünceyi tekrar ettikçe İlk 10 tane nöropeptit gelmişti. 10 araba gelmişti. 10 tane park yeri aya, ıı, ayırmıştı hücren. Baktı 20 tane geldi. 20 tane ayırdı. Sen bunu ayırınca tekrar beynine sinyal gitti. Aynı düşünceleri düşünmeye devam ettin. Geçmişi yaşadığın olayı sürekli düşünüyorsun. 30 tane araba gönderdin nöropeptit. Hücre 30 tane otopark yaptı. Peki ne kadar dayanabilir ki? Bu tıpkı süpermarketlerin kasa önündeki kuyruklar uzadığında yeni kasaları devreye sokması gibidir. İşler iyi giderse aynı kimyasallar gelmeye devam eder. Sonra daha fazla kasayı açık tutabilmek için daha fazla eleman işe almanız gerekir. Şimdi beden zihinle bak şimdi kırmızı kalemle kalın puntalarla söylüyorum bu sözü. Şimdi beden zihinle eşitlenmiştir ve zihin olmaya başlamıştır. Daha önceden beyin patrondu. Buradan gelen bedene gönderilen sinyallere uygun hücrelerde almaçlar, otoparklar vardı. Ama şimdi beden sürekli beyne sinyal gönderiyor. Beyin oradan gelen sinyale uygun e, arabalar gönderiyor. İşte kasalar açılıyor, elemanlar işe alınıyor. Beden zihinle eşitleniyor ve zihin olmaya başlıyor. İşte diyoruz ki dürtüsel kişilik, içgüdülerine yenik düştü, nefse emmare, enaniyet, birinci çakra, animal zihin, hayvansal düzeyde dediğin yer burası işte. Burada kronik hastalıklar, otoümmin hastalıklar, obezite, bağımlılıklar, kurban bilinci, kendine acıma, şikayet etme, irade sıfır, sorumluluk almama, düşman görme, ötekileştirme bu düzeyde işte. Diğer senaryoda hani iki senaryo dedik ya iki senaryodan biri gerçekleşir. Hep aynı bilgiyi alınca hücre zekası otoparkları arttırıyor. İkinci senaryo hücre bütün kimyasal mesajcıları kabul etme konusunda devam eden duygular ve hislerin anlık yani sürekli bombardımanından yorulmaya başlar. Bu kimyasal mesajcılar, nöropeptitlerin sürekli gelip hücrenin kapısını zorlamasından otopark istiyorum otopark istiyorum otopark yok mu burada veyahut da kasada bir sürü müşteri yığıldı artık kasiyer bunaldı bunaldı yorulmaya başlıyor hücre çünkü aynı kimyasallar az ya da çok hücrenin park alanlarının kimi gün içine girmekte kimi gün dışında kalmaktadır hücreler gittikçe bu kimyasalların dışarıdaki varlığına alışmaya başlar. Hani kasiyerler yığılmalara alıştı. Artık umursamıyor, sağırlaştı. İlk işe başladığı zaman stres oluyordu, panik oluyordu. Eyvah bu kadar insanın kasadan geçirebilecek miyim diye bana yardımcı lazım derken artık sıradanlaştı, olağanlaştı, alıştı. Bana ne yığılırlarsa yığılsınlar. Hücreler de artık 10 tane kasaları var. 30 tane müşteri gelmiş. Etraflarında içeriye giremeyen bu müşterilere kasiyerin alışması gibi hücre alışıyor. Nöropeptitleri içeri almıyor. Ama hücrenin etrafında o nöropeptitler gezmeye devam ediyor. Bu nedenle beyin ne yapar peki? Bak yine önemli bir yere geldik. Hücrelerin kapılarını açmaları için duyguları çok daha fazla yükseltmek durumunda kalır. Bağımlılıklar böyle oluşuyor: çikolataya, alkol'e, sigara'ya, cinselliğe ve e, üzgünüm ama bu en riskli, tehlikeli yer mistisizmde, tasavvufta, tarikatlarda, uzak doğu mistisizminde o yaşadığı bas halini, yaşadığı mistik deneyime bağımlı hale geliyor kişi o cezbeye, vec haline. Halbuki hakiki guru ve mürşit orada bırakmaz, sarhoşa ihtiyacı yok ki. Aydınlanacak insanlara ihtiyacı var toplumun ve mistisizmin, Amacı da bu aydınlanman sarhoş sarhoş ortalıkta cezbeli cezbeli gezmen değil. Bağımlılık bir tanedir. İster çikolataya, ister kumara, ister ee, ibadete, e, zikre oraya buraya bağımlı olursun. Fark etmez. Aynı kimyasal süreç işler yani. Demek ki beyin ne yapıyor? Hücrelerin kapılarını açmaları için duyguları çok daha fazla yükseltmek durumunda kalır. Mesela bir tane bir, ta, bir kare çikolatadan tatmin olurken iki kare e, çikolatadan tatmin olmaya başlıyorsun gittikçe artıyor. İşte bu adrenalin sporları yapanlar en nihayet ölüyorlar ya yaptıkları sporlarda. Adrenalin bağımlısı haline geliyorlar çünkü. Ama normal hayatta da bizim başımıza geliyor. İşte bir yeme içme bağımlılığı, stres bağımlılığı, stres, kurban bilinci, şikayet bağımlılığı, kendine acıma bağımlılığı. öfkeye bağımlı olmak, nefrete bağımlı olmak. İşte bu bağımlılık senin nefse emmareni, egonu oluşturuyor. Bak, nefse emmare emredici nefis. Bu emir nereden geliyormuş? Ha? Beden ve zihin arasındaki dansı anlamaya başladın mı biyolojik varlığından? Akıl nerede burada? Seni Diğer canlılardan ayıran şu ana kadar akıl yok gördüğün gibi. Akıl iradeyle birlikte var. Farkındalıkla bir, birlikte var. Duyguların yoğunluğu yeterince arttığında hücrelerin park yerlerinin kapıları ve hücre açılır. İşte bu da aslında plasebo denkleminin temel bir parçasıdır. Duyguların önemini e, ilerleyen derslerde çok vurgulayacağız zaten. Ve plasebonun ne olduğunu gittikçe anlamaya başlayacağız. İlk senaryoda yani e, 10 tane araba gelmişti 10 park yeri. 20 tane nöropeptit geldi. 20 tane almaç oluştu. 20 tane otopark oluştu hücrede. Hücreler yeni algılama noktaları oluşturur beden bu noktalar için istekle kıvranmaya başlar ve beyin onları yer, yeterince üretemez. Çok ilginç, değil mi? Şimdi sen 10 tane nöropeptit alabiliyordun bir hücreye. Bunlar hep böyle sallama rakamlar. Sonra 20 tane oldu karşılıklı o döngüden. Sonra 30 tane oldu. Sonra hücre 50 tane yaptı ve bekliyor ama beyin yoruldu o kimyasalları üretmekten. Sonsuz yıpranmayacak bir makina değil ki. Biyolojik olan her şey yıpranmaya, hastalanmaya, yaşlanmaya, ölmeye mahkum. Bozulmaya mahkum. Bitkilerde de, hayvanlarda da, insanlarda da böyle. Ama bedendeki hücreler bu noktalar için istekle kıvranmaya başlıyor. Yani daha fazla hücre nöropepsi almak istiyor ama beyin onları yeterince üretemez. Bu durumda sonuç olarak duygularımız, düşüncelerimizi belirleme eğilimine girer. İşte burası nefse emmare emredici nefis emredici bilinç emredici zihin artık burada akıl yok irade yok farkındalık yok bedenlerimiz zihinlerimizi kontrol etmeye başlar beden duyguyu anımsar derken söylemek istenilen şey bu bir daha beden duyguyu anımsar diye cümleler her geçtiğindeki geçmiş derslerde de geçti, gelecekte de geçecek. Bunu anla. Beden bedenimiz zihnimizi kontrol ediyor. O biyolojik olarak şartlanmaya başlar ve dönüşerek bunu zihne yansıtır. İkinci senaryoda Hani kasanın önünde müşteriler birikiyordu ama artık kasiyerin umurunda değildi. İkinci senaryoda hücre bombardıman neticesinde yorulmuştur. Alıcılar duyarsızlaşır, kasiyerler duyarsızlaşır. Yani o kilitler, hücrenin almaçları duyarsızlaşır. Sonra tıpkı bir uyuşturucu bağımlısının yaptığı gibi beden hücreyi Açmak için daha fazla kimyasal ister. Diğer bir deyişle bedenin uyarılması ve arızanın giderilmesi için bak kalın çizgi çizerek söylüyorum. Kırmızı mor morla söyleyeyim ya da nasıl artık dikkatini çekecekse. Bedenin uyarılması ve arızanın giderilmesi için geçen defadan daha fazla kızgın, daha fazla endişeli, daha fazla suçluluk hisseden ya da kafası karışık halde olmalısınız. Duygularının esiri oldun. Bedenin zihnini yönetiyor. Emredici nefis patron oldu. Ego seni ele geçirdi. Farklı farklı söylüyorum. Bu nedenle bedeninizi seçilmiş ilacı vermek için ne demek bu? Mesela bedenin öfke bağımlısı oldu ama beyin üretemiyor yeterince öfkeyi sağlayacak nöropeptitleri. İlaç ne? Bedeninize seçilmiş ilaç. Köpeğinize durup dururken bağırmak, karınıza, kocanıza, çocuğunuza, yanınızda çalışan elemana bana ne oluyor ya en ufak bir şeye tahammülüm yok. Sesim birden çıkıp veriyor, tatlayı veriyorum seçilmiş ilaç. Bedenin bu seçilmiş ilacı sana yarattırıyor. Köpeğinize durup dururken bağırmak gibi dramatik şeylere zorlanırsınız ya da bazı korkunç şeyler görmeye hayal etmeye başlarsınız. İşte ne bileyim hırsız geliyor evinizi endişeye bağımlısın ya deprem oluyor depremin altında kalıyorsun. İşte sonra bu panik hata doğru gidiyor. Bu sayede bedeniniz bol bol adrenalin hormonu üretecektir. Beden ihtiyacı olan duygusal kimyasalları elde edemediğinde beyne bu kimyasallardan daha fazla üretmesi için sinyal gönderecektir. Artık beden zihni kontrol etmektedir. Sen biyolojik dürtüsel bir varlık oldun. İşte hayvanlardan daha aşağı artık o hani cinsellikte özgürlük tanımıyor. Sonra kendi cinsiyle beraber oluyor. Burada da durmuyor, hayvanlara e, geliyor ya da çocuklara düşüyor. Pedofili. İşte. Çok zengin veya da çok ünlü insanlara da sürekli skandalların patlama nedenlerinden bir tanesi bu. Bu mekanizmanın esiri oluyorlar. İradeyi geliştiremiyorlar, farkındalığı geliştiremiyorlar. En nihayetinde normal diyelim çok yakışıklı bir manken veya sanatçı, bütün kızlar sırada böyle işte yani hakikat bu. Sıkılıyor. Sonra o çok yakışıklı aktörün sanatçının illaki bir homoseksüellik hikayesiyle karşılaşıyorsun. Orada kalırsa çok iyi. Bir bakıyorsun ki pedofili çocuklarla. Herhalde bu döngünün neden oluştuğunu anladın. O yüzden mistisizm tasavvuf tasavvuf veya işte yoga dediğimiz şey zihin bedenden kurtulup gerçekten akıl sahibi olmak. Gerçekten akıl sahibi olmak. Beden ihtiyacı olan duygusal kimyasalları elde edemediğinde Beyne bu kimyasallardan daha fazla üretmesi için sinyal gönderecektir. Beden zihni kontrol etmektedir. Bu durum bağımlılığı andırır. Bu nedenle duygusal bağımlılık terimi kullanıldığında artık ne demek istendiğini anlıyorsunuz. O yüzden diyorlar ya kilo problemi olanlarda e, duygusal bağımlılık var. O yüzden kilo veremiyor. kurban bilincinde olmak da bir duygusal bağımlılık, devamlı şikayet etmekte. De. Öfke nöbetleri geçirmekte bir duygusal bağımlılık. Duygular bu yolla düşünmenin aracı olmaya başladığında, düşünmenin aracını duygular. Kim yönetiyor seni? Beden. Şu anda zihin nerede? Bedende. Beyinde olması gereken zihin nerede? Bedende. Duygular bu yolla düşünmenin aracı olmaya başladığında ya da nasıl hissettiğimizden daha fazlasını düşünemez olduğumuzda kilit kelime nasıl hissettiğimizden daha fazlasını düşünemez olduğunda hislere gark olmuşsun. Hani denize girip derin deryalara dalıyorsun ya, hislerine dalmışsın. Acılarına, hayal kırıklıklarına Travmalarına, endişelerine, anksiyeteni, kaygılarına dalmışsın. Düşünce dediğin şey artık hislerin. Nasıl hissettiğimizden daha fazlasını düşünemez olduğumuzda. Duygularının esiri oldun, duygularına bağımlı oldun. Bu nefse emmare işte. Bu işte ego. O zaman programın içindeyizdir. Düşüncelerimiz nasıl hissettiğimizdir. Bu o kadar önemli bir şey ki düşüncelerimiz nasıl hissettiğimizdir. Yani sen düşünce falan üretmiyorsun ki biyolojik varlığından gelen kimyasal süreçle hissettiğini düşünce zannediyorsun. Kendine acımayı düşünce zannediyorsun. Şikayet etmeyi düşünce zannediyorsun. Eleştiri yapmayı düşünce zannediyorsun bu bağlamda. Halbuki gerçek düşünce, felsefi düşünce duygulardan ne kadar aranırsa o kadar berrak düşünebilirsin, ön görebilirsin, teori yaratabilirsin, plan yapabilirsin. Peki bu durumdayken plan yapabilir misin? Yaparsın. Aslan da değil mi karnı aç, oradaki açlık duygusuna odaklanmış. E, Ceylan'ı nasıl parçalacağını, nasıl tuzağa düşüreceğini planlıyor. İşte düşünce o boyutta bir düşünce olur. Deneyimlediğimiz şey, düşüncelerimizle duygularımızın bir tür bileşkesidir. Düşünüyor ya da hissediyorsunuzdur. Bu döngüye kapıldığımız sürece bedenlerimiz bilinç dışı zihin olarak beden neydi? Bilinç dışı zihindi. Bak yine karşımıza çıktı. Bedenlerimiz bilinç dışı zihin olarak gerçekten de günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü aynı geçmiş deneyimi yaşadığına gerçekten inanır. Sürekli mesela çocukken aşağılandın öğretmenin tarafından veya ebeveynin tarafından. Şu anda 45 yaşındasın bilinçaltı sisteminde üzerinde herhangi bir çalışma yapmadıysan psikoterapi görmediysen mindfulness çalışmaları yapmadıysan sen %5'lik günlük hayatını yaşadığın bilinç düzeyinde bilmeden sürekli bedenin hep o aşağılanma anında sana hakaret edildiği anda yaşıyor. Ve sürekli buna uygun kimyasallar yaratılıyor ama sen farkında değilsin. Senin farkında olmayışın bedeninin bunu yaşamadığı anlamına gelmiyor. Sonra da kronik yorgunluklar, kronik ağrılar, problem çözme yeteneğin gelişmemiş. Küçük bir yetişkin çocuklar Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi. İşte Doğan Cüceloğlu'nun dediği yetişkin çocukların e, kimyası nörobiliminin açıklaması bu işte zihinlerimizle bedenlerimiz bir olur. Bilinç dışı programlar tarafından önceden yazılmış bir kadere doğru bizi yönlendirir. Bu noktada kadere iman elbette var. Niye biliyor musun? Hiç farkında değilsin ki. Yaşadıklarının esiri olmuşsun. Ne zaman ki bu videoları dinlersin, kitapları okursun, workshoplara katılırsın. Psikoterapi ihtiyacın olmuştur, orada değişmişsindir. Mindfulness meditasyon yapmışsındır. Beynindeki o nöral bağlantılar budanmıştır. Bedenindeki bu program silinmiştir. O zaman işte sen kaderinin efendisi oluyorsun bunları yaparak. Bu yolculuğu yaparak kaderinin efendisi oluyorsun. Önceden yazılmış kader sadece çocukluğundaki bu bedenindeki gömülü e, nöral bağlantı ve kimyasal dans, tango süreç, bedeninle e, bedeninle beynin arasındaki bu dans, İşte bu fark ettirilmediği sürece hep aynı pilavı tekrarlayacaksın kırık plak gibi. Bana bunu yaptılar bana bunu hep benzer insanlar hayatına girecek hep benzer olayları yaşayacaksın. Hep benzer erkekler baba oğul kardeş çocuk filan hep aynı. Çünkü ilk yaşadığın erkek modeli babayla neyse hep seni aşağılayanlar mesela oğlum bile seni aşağılayacak. Söyleyeceksin ki vah vah benim kaderim vah vah benim yazgım. Bu anlamda son dönemde zaten dini camiada da çok tartışma var. Kader nedir diye Noro bilim devreye girmeden kaderin ne olduğunu anlayamayacağımızı bir kez daha gördük. Ve bu şekilde anlatırsanız insanlara İslam coğrafyalarındaki üzerlerindeki bu ölü toprak kalkar kendi sorumluluklarını alırlar. Bu videoyu sen dinliyorsan bir an önce sen kalk kendi kaderini yazmaya başla. Zihinlerimizle bedenlerimiz bir olur, bilinç dışı programlar tarafından önceden yazılmış bir kadere doğru bizi yönlendirir. İşte bu yüzden değişim bedenden, altını kalın çizgiyle çizerek söylüyorum, değişim bedenden ve onun bütün duygusal anıları, bağımlılıkları ve bilinç dışı alışkanlıklarından daha büyük olmayı gerektirir. Sen bedenindeki gömülü bu zihinden daha büyük olamazsan tekamül edemezsin. Bir üst bilince geçemezsin. Hastalıklarından şifaya ulaşamazsın. Yeni bir ben yaratamazsın. O bilinç aşamalarında seyahat edemezsin. O yüzden bütün kadim öğretilerde yani tekamülü hedefleyen, aydınlanmayı hedefleyen, değişimi hedefleyen öğretilerde hep bedensel hareketler vardır. Yoga vardır. Tai Chi vardır. Qi Kong vardır. Ve zihinsel e, nöro bağlantıları budacak meditasyonlar vardır. Mindfulness vardır. Pranayama vardır, zikirler vardır ve en etkililerinden bir tanesi zikir ve semadır. Zikir ve semadır. Şimdi bana birçok belki düşüneceksiniz, diyeceksiniz ki e peki bir Hristiyan dizlerin üzerinde çöküp ellerini birleştirip her akşam dua ediyor veya e, İslam'da namaz pratiği var. O ayrı, o bir ibadet, o yaradanla yaradılan arasındaki bir bağlantı. Ama bu seyri sülük e, nefis mertebelerini geçeceksen İslam öğretilerine bak farklı pratikler geliştirilmiş. Sema var, semah var, devran var, sessiz zikir var, sessiz zikir var. Öyle değil mi? Uzak doğuda yoganın kaç çeşidi var? Kundalini yoga, şimdi yin yoga, ondan önce e, hata yoga, pranayama, Çin'e gittiğin zaman tai chi, qi kong, savaş sanatları, last samurai, son samurai filmini izle Tom Cruise'un. O yüzden bedeninden daha büyük olman gerekir. Bedeninin bağımlılıklarından, bedeninde gömülü olan duygusal anılardan ve bilinç dışı alışkanlıklar ki onun yerinin de beden olduğunu anladık. Bundan daha büyük olursan değişim gerçekleşiyor. Kişiliğini değiştirebiliyorsun, düşüncelerini değiştirdiğin için ve şifalanmaya doğru gidiyorsun. Hem düşüncelerindeki hastalıklardan kurtuluyorsun hem de bedenindeki hastalıklardan kurtuluyorsun. Healing, beden, zihin bir arada şifalanıyor. Zihin şifalanmadan beden şifalanmıyor. İşte o zaman yani ne zaman ki sen bedenden daha büyük bir hale geldin, beden onları zihnin yerine koyamaz. Demek ki beden zihin yerine alışkanlıkları, bağımlılıkları, anıları, bu kimyasalları koyuyor. Çünkü bakıyor ki patron yok. Burası yok, irade yok, mindfulness yok, yönetemiyor burası. Beden parmağında oynatıyor ve zihni kendi üretiyor. Bu düşünce ve duygu, sonra da duygu ve düşünce döngüsünün tekrarı. Düşünce duygu, duygu düşünceyi, düşünce duyguyu bedenin şartlanma sürecidir. Ve bu tekrarları bilinçli zihin sağlar. Başlangıç itibariyle. Ama en sonunda yakayı kaptırırsa beyin, beden kendi zihnini üretmeyi başarmış olacak. Beden bir kez zihin olmaya başladığında ona alışkanlık deriz her gün aynı yoldan yürümen, her gün yatağın aynı tarafında yatman, aynı yerinden kalkman, aynı yerde kahvaltı etmen, benzer cümlelere aynı duygusal hisleri vermen, benzer davranışlara aynı tepkileri vermen, aynı düşünceleri üretmen, Bu alışkanlık işte. Bu alışkanlıklara da beden zihin oldu diyoruz bir alışkanlık bedenin zihin olduğu haldir. Bir alışkanlık bedenin zihin olduğu haldir. İşte buna kadim öğretiden nefse emmare, ego, şimdiye kadar 35 yaşındaki kimliğinizin %95'i hafızanıza yerleşmiş haldeki davranışlar, yetenekler ve duygusal tepkiler, inançlar, algılar, davranışlar ve işlevlerden oluşur. Onlar bilinç dışı otomatik bilgisayar programlarına benzer. O halde kimliğinizin %95'i bilinçaltı hatta bilinç dışı bir varlık halidir. Bu bilinç altınızda anılar halinde yerleşmiş bu %95'e karşın bilinçli zihninizin işte bu sohbeti yapan bilinçli zihnim, kitap okuyan bilinçli zihnim, telefonda konuşan bilinçli zihnim, matematik problemi çözen, ev işi yapan, yemek yapan bilinçli zihnim. kimliğinizin sadece %5'ini temsil ettiğini gösterir. İstediğiniz kadar pozitif düşünebilirsiniz. Fakat zihninizin şu bilinçli yüzde %5'i zihninizin geri kalan %95'ine karşıysa ben bunu gördüm bireysel seanslarda. Eğer kişi ben diyor ki bu kadar eğitim aldım, NLP'ye gittim, Yaşam koçuyum diyor ama çok komik sana kronik ağrılardan gelmiş bir türlü iyileşmiyor. 10 yıldır diyor 10 yıldır fizik tedavi alıyorum, antidepresan kullanıyorum, masaj yaptırıyorum. Kaç tane doktora gittim MR çektirdim, tomografi çektirdim. E be insan e gel o zaman bize teslim ol beraber bir çalışalım. Ben diyor kaç diploma aldım. E bak demek ki yüzde doksan bedeninde gömülü olan bilinçaltında neler var sana karşı çıkıyor. Yok yok ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Yahu o zaman niye on yıldır doktor doktor geziyorsun? Çok mutlu bir evliliğim var. Yahu niye on yıldır o zaman doktor doktor geziyorsun? Ailemle kardeşlerimle mükemmel ilişkim var. Yahu o zaman on yıldır niye doktor doktor geziyorsun? Aa, kaç NLP eğitimi bitirdim, mindfulness eğitimi bitirdim, yoga eğitimi bitirdim. Bir görseniz aldığım eğitimleri. Ya niye 15 yıldır doktor doktor geziyorsun? Çünkü o eğitimleri bilinçli zihninle alıyorsun. Ama zihninin geri kalan %95'i bedenine gömülü. Ciddi çalışma yapman lazım. Ciddi ciddi. Yoga, pranayama, zikir, sema ve bütün bu yolculukları yaşarken krizler yaşayacaksın. Bütün bu yolculuktan geçmiş, bu yolların haritasını bilen rehbere ihtiyacın var. İşte böyle e, hiç bunları yaşamıyor. Bir sürü zekası var, hafızası güçlü, güçlü. diploma alıyor, eğitim alıyor. Karşına psikolog olarak, psikoterapist olarak, e, yaşam koçu olarak çıkıyor hiçbir problemi de çözemiyorsun. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Kendi yaşam problemlerini çözememiş insanlara gidip teslim olmayın. Mürşidin veya gurunun en büyük tanımı bu. Her hali yaşamış, her hali deneyimlemiş ve bütün bunlardan çıkıp bilge olmuş kişi. O yüzden psikoterapistler çözemiyor problemleri. Yaşam koçları işte veriyor 20 bin lira 30 bin lira bir sene eğitim görüyor 25 yaşında yaşam koçuyum diye geziyor. Hangi problem yaşadın neyi çözdün de bana ezberlediğin bilgilerle gelip yaşam koçluğu yapacaksın. Psikoterapistin, mürşidin, gurun, rehberin, yaşam koçun ne kadar diploma aldığıyla alakalı değil. Bütün bu yolculuğu yapmış, ne kadar kendisinin efendisi olmuş, yaşama sanatını bilen kişi olmalı. Bilinç dışı beden kimyanız, 35 yıl boyunca biriktirmiş olduğunuz ne kadar olumsuzluk varsa onları anımsamaktadır. Sen o yüzde beşle git Boğaziçi Üniversitesi'nden eğitim al. Oxford'tan eğitim al. Cambridge'den al. Ne yapayım? Psikoloji eğitimi al. Ne yapayım? Yaşam koçluğu eğitimi falanca yaşam koçlarından al. Amerika'nın en ünlü yaşam koçu. biraz bir zaman içindeki devi uyandır kitabı vardı. Karısından boşandı. Kaç milyon dolar tazminat ödedi. Bir sürü hayatı skandallarla geçti. Demek ki kelin merhemi olsa başına sürer. Önce o %95'lik beden kimyasını eritmeye başlamış olacak, çözmeye başlamış olacak. Beyninin %5'i değil, gittikçe bedeninden buraya doğru akacak. İşte aklı selim, kalbi selim, vicdanı selim. İşte bilinç basamaklarını tırmanacak. Envare, levvame, mülhime, mutmaine, birinci çakra, ikinci, üçüncü, dördüncü diye gidecek. Bilinç dışı beden kimyanız, 35 yıl boyunca biriktirmiş olduğunuz ne kadar olumsuzluk varsa onları anımsamaktadır. Bu birbirine muhalif kanatlarda çalışan zihin ve bedendir. Bu durumda akıntıya karşı mücadele ederken çok fazla ilerleyemeyeceğimiz açıktır. Geçmişimizde yaşayarak Yeni bir gelecek yaratamayız. Bunu unutma. Bunu unutma. Hissettiğimizden daha büyük düşünemeyiz. Bir dahaki ders bunu anlatacağım hissettiğimizden daha büyük düşünemediğimiz için kendimizi dönüştürebilmek için kuru-kuru kitap okumak Master yapmak üniversiteye gitmek workshoplara hadi workshoplarda uygulamalar var onu karıştırmayayım belgeler almak diplomalar almak sizi değiştirmeyecektir Çünkü duyguların eşlik etmesi lazım. Duyguların eşlik etmediği düşünceler olmadığı zaman, ...kişiliğiniz değişemez, dönüşemez... ...hastalığınız iyileşemez... ...bir dahaki ders... ...bunu konuşacağız... ...ancak hazmederiz burada anlatılanları... ...gerekirse bir daha başa al dinle... ...kalem, kağıt al, not alarak dinle... ...ben bir şey öğrenirken... ...hayatım boyunca... ...bana üniversitede... ...bir hocam demişti ki... ...ne okursan oku... ...kağıt, kalem elinde olsun... ...yazarak çok kalıcı öğrenirsin... Hayatım boyunca onun sözünü tuttum ve ne dinlersem, ne izlersem, ne okursam not alarak yapıyorum. Çok kalıcı oluyor, sana da tavsiye ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.